matematik, sayıların ilmi. Nerede, ne şekilde, ne zaman başladı? Kesin bir şey söylemek zor. Ancak matematik kelimesi ilk kez M.Ö. 550'lerde Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır. Yazılı literatüre girmesi M.Ö. 380'lerde Platon'la olmuştur. Saymak, ölçmek ve benzeri faaliyetler için insanların gözlemleriyle ortaya çıktığı söylenebilir. Eski dünya kültürlerinde birbirinden değişik sayma sistemleri kullanılmıştır. Ancak sıfırın bulunuşu ve kullanılışı matematiği oldukça kolaylaştırmıştır. Antik Mısırlılar, Babiller ve Mayaların sıfırı kullandığına dair kanıtlar bulunuyor. Aynı şekilde Hintlilerin de sıfıra benzer bir sembolü milattan sonra 800 civarında kullandığı biliniyor. Harezmi tarafından yeniden tanımlanan sıfır sayısının Orta Çağ'da Endülüs'ten Avrupa'ya geçtiği düşünülüyor. Matematiksiz bir hayat kabaca tabirle ilkel ve eksik olurdu şüphesiz. Özetle matematik başlı başına bir dil. Özellikle mühendisliğin dili. Mühendisliğin gelişmesi ve yaratıcı çözümlerin üretilmesini sağlayan matematik, bu açıdan mühendislik için bütünleyicidir. Mesleği petrol mühendisliği olan Şaner Alap, matematik tarihine ait objeler ve hesap aletleri koleksiyonunu 30 yıllık bir derlemeyle oluşturmuş. Koleksiyona temel olan ilk obje ise öğrencilik yıllarında kullandığı sürgülü hesap cetveli. Koleksiyonerlik aslında bir maceradır. Önce biriktirme duygusuyla başlar. Bunu bunun yanına koyayım, üçüncüyü bulayım, dördüncüsünü ekleyeyim derken başlarsınız biriktirmeye. Üst üste geldiği zaman bu toplayıcılık, biriktiricilik olur. Onun arkasından eğer bu topladıklarınızı tasnifler, tarihçesini araştırır, imalat yöntemlerini öğrenirseniz ve bunları sergileme aşamasına gelirseniz bana göre koleksiyoner olmuşsunuz demektir. Koleksiyonerlik duygusu meraktan beslenir. Tarihe, arkeolojiye, eskiye bağlılıktan beslenir. Yeni bir şey bulma, keşfetme duygusundan beslenir. Daha sonra bir kıskançlık da vardır koleksiyonerlikte. Eğer bunu topluma mal edebilirseniz başarıya da ulaşmış olursunuz. O başarıdan beslenir. Hesap aletleri koleksiyonu yapıyorum. Talebeyken başladığım slide rule toplamaya, sürgülü hesap cetveli toplamaya, daha sonra logaritma cetvelleri, adiyatörler, mekanik hesap makineleri, elektronik hesap makineleriyle kapsamlı bir koleksiyon grubu oluşturduğumu zannediyorum. Özellikle sürgülü hesap cetvelleri koleksiyonunda oldukça iddialıyım. Sanıyorum benim kadar çeşidi ve sayısı olan koleksiyoner oldukça azdır. İlk esas bugünkü koleksiyonuma temel teşkil eden obje benim üniversite 1'de satın alıp kullandığım sürgülü hesap cetveli. Aslında bir mühendislik harikası, bir tasarım harikası. Düşünün milyonlarca sayıyı, yüze yakın hesabı o cetvelle yapabiliyorsunuz. Logaritma, çarpma, bölme, kare, kök, küp, kök, 1 bölü x, aklınıza gelen bütün gerekli değerleri orada bulabilirsiniz. Abaküs'ten sonra matematikte en gelişmiş cihazlardan birisidir. Müzik
koleksiyonerlik için uzun soluklu bir yolculuk benzetmesi yapılabilir. Bu yolculuk sırasında hayatınızı renklendirebilecek pek çok değişik yerler gezip görmek, yeni insanlarla tanışmak ve karşınıza çıkan her bir objeyle farklı duygular, hikayeler yaşamak da mümkün. Eskiyle yeni arasında bir köprü kurmak, sadece tarihin değil, farklı bilim dallarının derinliklerine inmek, aramak, bulmak, araştırmak, yeni bir şeyleri ya da gizli kalmış bilgileri ortaya çıkartmak ve bunları paylaşmak. Koleksiyonumun ana teması hesap aletleri. Ben sunumlarımda, sergilerimde de başlık olarak çakıl taşından bilgisayara kadar bilgisayara hesap aletleri diye isimlendiriyorum. Çakıl taşı biliyorsunuz ilk sayma objelerinden biridir. Bilgisayarda bugüne gelen hesap aletidir. Bizim nesil enteresan bir nesil. Ben Rusya'da abaküsün günlük hayatta kullanıldığını gördüm. Bütün mağazalarda, dükkanlarda abaküsle hesap yaptılar da 70'lerde Rusya'da. Mekanik hesap makinalarını iş icabı kullandık. Elektroniği hala kullanıyoruz. Bilgisayarı da biliyorsunuz kullanıyoruz. Dolayısıyla milattan önce 2500'lerden gelen abaküsten bugünkü bilgisayara kadar hemen hemen bütün cihazlar elimizden geçti. Koleksiyon yapma tutkusu genellikle çocuk yaşlarda bir hobi gibi başlar. Bu tutkuya kendinizi bırakırsanız hayat boyu devam eder. Pul, peçete, çakıl taşlarıyla başlayan merakınız kendinizi keşfettikçe şekillenir. Koleksiyon yapmaya karar vermek ve ilgi alanınızı belirlemek zaman alır. Ve sonrasında koleksiyon objeleriniz de etrafınızda dikkatinizi çekmeye başlar. Düşündüğünüz, almak istediğiniz her neyse bir anda karşınıza da çıkabilir. Koleksiyoner olma hissi içinizde böylece kuvvetlenir. Koleksiyoner ilk zamanlar ne bulursa toplar. Bir müddet sonra seçici olmaya başlar. Artı koleksiyon objesi bulamadığı döneme de varır. Şu anda benim koleksiyonuma çok fazla ekleyeceğim obje çıkmıyor. Ama çıktığı zaman bende olsa bile ikinciyi almaya çalışıyorum. Kötü bir huy aslında. Belki o objeyi başka biri alıp o koleksiyonuna ekleyebilir. Koleksiyonerin bir sıkıntısı da yer sergileme veya depolama imkanıdır. O yüzden kendinizi frenliyorsunuz. Ama bazı mesela slide rule'da diyelim 20 inçlik slide rule çok nadir bulunur. Sürgülü hesap cetveli. Onu bulsam servetimi verir alırım bir tane daha. Bende bir tane var. Gezme, sosyal aktiviteler haricinde evde olduğunuz zaman en güzel oyalanma şekli. Artı sizi rahatlatıyor, dinginleştiriyor. Belki daha da mutlu bir yuva yapıyor. Koleksiyon yapan insan öncelikle bir doyuma ulaşıyor. Araştırdığı şeyleri bulduğu zaman zevk alıyor, heyecanlanıyor. Aradığı bir objenin peşinde koşuyor ve ulaştığı zaman mutlu oluyor. Dolayısıyla hem kendini mutlu ediyor hem çevresini mutlu ediyor. Artı sergilediği zaman da, bilgi verdiği zaman da topluma bir hizmet yaptığı için mutlu oluyor.
Koleksiyon yapmak bana çevre kazandırdı. Esnaf çevresinden tutun da diğer koleksiyonerler, üstadlar, tarihe bakışım değişti. Arkeolojiye, astronomiye bakışım değişti. Tabii bu biraz koleksiyon konusuyla ilgili ilgiler artıyor. Dolayısıyla size saygınlık da kazandırıyor, çevre kazandırıyor. Koleksiyonun çeşitlilik anlamında en zengin kısmını sürgülü hesap cetvelleri oluşturuyor. 1960'larda hesap makinesi yerine kullanılmış ve logaritma hesabı bile yapılabilen bu efsanevi aletler basit gibi görünse de aslında çok mantıklı ve karmaşık bir düzeneye sahip. Karekök alma, çarpma, bölme, logaritmik ve trigonometrik işlemler gibi her türlü matematiksel işlemi yapmaya imkan sağlıyor. Şaner Alap'ın ilk objeden bugüne taşıdığı koleksiyon içinde ayrı yere sahip olan parça, kendi kullandığı sürgülü hesap cetveli. Şimdi mühendis olduğum için ve talebeyken kullandığım için kendi objeme 30 sene sonra sahip çıktım tekrar. Dolayısıyla onun etrafında yürüdüm. Oldukça da nadir bulunan bir obje. Bu koleksiyona ayrı bir zevk verir, haz verir. Çok yaygın olan şeyi toplamak çok fazla heyecan yaratmaz. Dolayısıyla sürgülü hesap cetveli toplamak bana büyük bir haz verdi. Onun yanında diğerleri matematiği göstermek, hesaplamayı göstermek için topladığım objeler. Onlar da merkezin etrafında daireler çizmek gibi bir şey. Koleksiyonun merkezinde yer alan hesap objeleri, teknolojinin zaman boyunca ilerleyişini yansıtan alet ve tekniklerin gelişme aşamalarını yansıtıyor. Günümüze ulaşana dek, düşünülürse taş aletler kadar basit olanlardan bugün kullanılan son derece karmaşık aletlerin aşama aşama gelişmeleri görülebilir. Abaküs'ten bilgisayara uzanan uzun bir yolculuk ve ihtiyaca yönelik olarak geliştirilen mekanik, elektronik hesap makineleri, logaritma cetvelleri, bilgisayar örnekleri koleksiyonun temasal bütünlüğüne katkı sağlıyor. Farklı bir koleksiyon olarak daktilo, zarf açacakları, ilk gün zarfları ve çeşitli efemera malzemeleri bulunuyor. Koleksiyonda nadir bulunan özellikte mühendislikle ilgili objelerin yanı sıra matematik not defterleri, matematik kitapları da var. Koleksiyon uzun bir yolculuk olduğu için muhakkak hikayesi olan çok anım var. Anlatılacak çok anım var daha doğrusu. Bunlardan biri bir İngiliz firmayla bir çalışma yapıyordum. Babasının slide rule'unu bana hediye etti. İngiliz ordusunda pilotmuş. Onun slide rule'unu hediye etti. O benim için çok ilginçti. Firma muhasebecimin kullandığı fasiti ölmeden önce bana armağan etti. O bende ayrı bir yeri vardır. Matematikle ilgilenince matematik kitapları toplarken matematik defterlerine başladım. Ve bu defterler içinde iki tane defter aldım. Üst üste duruyordu. Dergilerin arasında tesadüf gördüm. 1935'lerde İstanbul Fen Fakültesi'nde anlatılan dersin ders notları, bir blok not şu şekilde. Blok nottaki ders notlarını yazan Feyyaz Akbulut, daha sonra matematik profesörü oluyor. Üniversitedeyken Mümtaz Soysal'ın ablası, Türkiye'nin ilk kadın profesör, matematik profesörü
Selma Soysal'la hocası oluyor. Onun ders notları bende. Tesadüf yıllar sonra onun kitabını da buldum. Onun yazdığı kitabı da buldum. Bu bende büyük bir yolculuk yaptı. Zarf açacakları koleksiyonu yaparken zarflar da toplamaya başladım. Yırtılmış veya zarf açacaklı açılmış zarflar. Bunların içinden mektuplar çıkıyor. Öyle ilginç mektuplarım var. Bende anısı olan, genelde özel anısı olan bunlar. Logaritma kitabından Adiatör'e, tutulmuş notlar defterlerden Abaküs'e, koleksiyonun başlangıcı olan sürgülü hesap cetvelinden masaüstü araç gereçlerine varıncaya dek koleksiyon matematik tarihine ait bir bilgi hazinesi. Koleksiyonumun temel taşı olan öğrenciyken kullandığım sürgülü hesap cetvelim. Logaritmik skalalıdır. Dolayısıyla en büyük sayıyı bile burada ulaşabilirsiniz. Sürgülüden kasıt şu ortadaki sürgü ve şu tutsür dediğimiz gösterge. Burada bütün hesapları yapmanız mümkün. Yani kare kök alma, küp kök alma, logaritma, tanjant, kotanjant, trigonometrik değerleri bulma. Burada skalaları birbirine ekleyerek hesap yapıyorsunuz. Normalde A çarpı B'nin açılımı log A artı log B'dir. Dolayısıyla log A'yı buradan alıyorsunuz, bir sayının logaritmasını. Öbür sayının logaritmasını üstten alıyorsunuz, alttaki skaladan okuyorsunuz. Çok gelişmiş ve bir mühendislik harikası olan bir objedir. Nadir bulunan objemiz, objem 20 inçlik bu sürgülü hesap cetveli. Dikkat ederseniz bunun ana malzemesi mauna ağacıdır. Veya şeftali ağacıdır, armut ağacı olabilir. Bunlar da zamanında Boeing 747'nin hesaplanmasından Apollo'nun uçuş hesaplarına kadar Einstein'ın da kullandığı hesap sürgülü hesap cetvelidir. 1610'da logaritmanın bulunuşundan sonra 1632'de William Octret diye bir İngiliz'in geliştirdiği bir alettir. O zamandan beri kullanılmakta idi. 1974'lerde üretimi durduruldu. Yaklaşık 900'e yakın patenti alınmış, değişik malzemelerden yapılan ve çok hassas değerler skalaları olan bir alettir. Bu sadece koleksiyoner bunun hesaplama yöntemiyle ilgilenmez. Mesela bazı markalarda deri taşıyıcı kılıflar kullanılır. Bunun sebebi de bu aleti sahada, şantiyede kullanmaktır. Bir diğer göstermek istediğim sürgülü hesap cetveli Amerikan malı metal gövdeli. Dünyada metal gövdeli yapan sadece Amerikalılardır. Bu da taşımak için kılıfıyla, özel sert deri kılıfıyla arazide kullanmak için. Bu sarı olmasının sebebi göz yorulmasını önlemesi. Eye saver diyoruz. ES diye geçer burada. Ve Apollo serisi uçuşlarda uzaya gidip gelen hesap cetvelidir. Bilgisayarlarda herhangi bir arıza durumunda hesaplama yapmak için
kullanılmıştır. Sayma aletlerinin ilklerinden kabul edeceğimiz, daha sonra toplama çıkarma da yapılabilen abaküs. Bunun da üç çeşidi vardır. Bu Çin abaküsü, soğanpan. Şu Japon abaküsü, soroban, hala kullanılıyor mental aritmetikte. Ve Rusların 10 boncuklu olanı. Burada sistem birler, onlar, yüzler, binler diye gider. Şurada bir farklılık var, ona detay. Bu birlerde 3 sayısı, 43, 543. Bu şekilde birler, onlar, yüzler, yani ondalık basamaklar şeklinde yürür. Bura 10 olduğu zaman bunu geri çekersiniz, buraya 1 eklersiniz. Sayıyı büyütürsünüz. Diğer bir tür sürgülü cetvellerimiz. Bunlar tıpta, elektrik mühendisliğinde, petrol mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan formüllerden oluşturulmuş skalalardır, formül değerlerinden. Dolayısıyla burada mesela pompanın çapını verdiğiniz zaman pompanın debisini bulabilirsiniz. Yani sizin oturup masada formülleri kullanarak hesap yapmanızı önler. Direkt sahada hemen pompanın çapı neyse debiyi bulursunuz. Debi neyse basıncı bulursunuz. Stroke artırırsanız, yani piston gidiş geliş sayısını artırırsanız verimliliği bulursunuz. Böyle hayatı kolaylaştıran, özel hazırlanmış sürgülü cetvellerdir. ...1920'lerde üretime başlayıp 1970-75'lerde üretimi durdurulan mekanik hesap makinesidir. Cep tipi hesap makinesidir. Makine demek de yanlış. Mekanik bir yöntemle hesaplanır. Burada sayıları kaydırırsınız. Daha sonra toplayacağınız veya çıkaracağınız sayıyı eklersiniz veya çıkarırsınız. Toplama bulursunuz. Şu kolu indirdiğiniz anda da sıfırlarsınız. Çok yaygın kullanılmadığı için çok nadir bulunur. Evet, hepimizin bildiği masaüstü hesap makinesi. En fazla yaptığı 4 işlem. Oldukça ağır ve taşınacak, yani cepte elde taşınacak bir makine değil. Belli sayıda kapasitesi vardır. Aynı işlemi bugün çok daha fazlasını şu küçücük kartvizit hesap makinesiyle de yaparsınız. Hatta bunda hafızada olduğu için çok daha verimli çalışır.